Efendim merhaba. Bugün iki zarif hanımı ağırlıyorum efendim. Türkiye'yi çok seven, şehir şehir dolaşan, bize hikayelerini anlatacaklar. Pervin Ersoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Ne güzel takdim ettiniz ne, <laughs> ne kadar, kadar hoşsunuz. Size teşekkür ederim. Ve Pervin Hanım'ın hem ortağı hem arkadaşı Bilge Kuru. Merhabalar. Siz de hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sizin dostunuz çok e, neşeli. <laughs> e bu neşeyi bu programda da lütfen e, gösterirseniz çok sevineceğim Keyifli. Türkiye çok neşeli bir ülke Türkiye olarak Biz e, zor zamanlardan geçiyoruz bütün dünya ama bu e, zor zamanları neşelendirmek için e, hikaye yazmamız gerekiyor ve ülkemizi gezmemiz gerekiyor. Herkesle, ee, ...kavuşmamız, kucaklaşmamız gerektiği bir dönemdeyiz Pervin Hanımcığım. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? N neler yapıyorsunuz şu 1 iki seneden beri? Bana anlatır mısınız? Memnuniyetle. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz zarif davetiniz için. Bu güzel programınıza efendim. konuk ettiğiniz için. Bizi de e, TRT2 izleyicileriyle bir araya getirdiğiniz Estağfurullah. için. Estağfurullah. Şimdi biz 2019 yılında bir yolculuğa çıktık e, sevgili kardeşimle birlikte... Dedik ki e, her şehrin turisti olmalıyız kendi ülkemizde. Her şehir bir yıldızdır parlatılmaya ihtiyacı var. Hadi Türkiye'de daha çok şehirlerimizi ön plana çıkaralım, daha çok gezelim, görelim ve bir farkındalık yaratalım hepimiz. Hı hı. Yani biz birlikte bir güzel grup olarak bir farkındalık projesi oluşturduk. Ve bu farkındalık projesinin amacı şuydu Türkiye'de Hepimizin Türkler olarak yaşadığımız ülkemizde daha çok şehir görüp daha çok şehir gezmemiz gerektiğine inandık. Hem de nasıl. E, yurt dışına gittiğinizde bir yabancı e, ülkesinin kasabasını, köyünü, karış karış dışarı yerini biliyor. Ama bizde Türkiye'de İstanbul'da yaşayan insan Malatya'yı hiç görmemiş. <laughs> ne bileyim Ankara'da yaşayan birisi hayatı boyunca bir Gaziantep'e gitmemiş veya Mardin'i görmemiş. Ya. Hani şehirlerimizi daha çok tanımalı, daha çok sevmeliyiz diye böyle bir projeye giriştik açıkçası. Çok da güzel gidiyor. Pandemi bizim hızımızı kesmeseydi eğer hı hı. biz şu anda 32 şehir gezdik. Aa, bayağı evet. gezmişsiniz. Evet. 32 maşallah. şehir gezdik. Belki de 50-55 şehirlerde olacaktık ama tabii pandemi dolayısıyla pandemiden işte covid'den çekindiğimiz için biraz o bulaş riskleri tabii, falan filan kalabalık gruplar halinde seyahat edemedik. O yüzden de biraz projemiz yavaş ilerledi. Ama şu anda olabildiğince hani aşının e, gündeme gelmesiyle hepimiz iki aşılı, üç aşılıyız. Tabii. Hatta dördüncü aşılar Tabii beşinci yapılmaya. Beşinci aşısını bile yaptıran var. <laughs> evet. Doğru söylüyorsunuz. Doğru. Beşinci aşılara kadar geldik. Şimdi bir tık daha e, daha rahat, daha keyifli bir şekilde gezmeye devam ediyoruz. Evet. Yani Türkiye'yi Gülsel Hanımcığım şehir şehir geziyoruz ve kendi sayfamızda. Rotahane sayfasında ha. lütfen takip etsinler. Evet, Rotahane. Çok. çok güzel. Kim koydu bunun ismini? <laughs> siz Perlman. koydunuz. Perlman. Evet. Siz zaten e, şimdi Sayın Kültür Bakanımızın eşisiniz evet. aynı zamanda. Evet. Ama siz bir bireysiniz. E, sizi e, başka türlü de tanıyoruz. Hem televizyonlardan tanıyoruz, evet. yaptığınız işlerden, sosyal sorumluluk projelerinden e, çok... E, Donanımlı bir hanımsınız. Ne mutlu Türkiye'ye diyeyim. Ve bize e, öğreteceğiniz, bize vereceğiniz ve bizi kucaklayacağınız çok konunuz var. Biz e, Türkler kucaklanmak ister. Evet. Kucaklanmak ister. Evet. Devleti tarafından kucaklanmak ister. Bakan eşi tarafından kucaklanmak ister. işte bürokratlar tarafından kucaklanmak ister. Bu herkes için çok önemli bir e, duruş ve duygudur. Değil mi? Ama çok da sıcacık bir duygu değil sıcacık. mi? Mesela ben de bir arkadaşımla karşılaştığımda bu pandemiden dolayı bunun yokluğunu çok hissettim. Çok, değil. Çünkü ben çok dokunsal evet. bir insanım. Seviyorum sizinle kucaklaşmayı. Çünkü seviyorum öyle. Sevdiklerime dokunmayı seviyorum. Evet, Pandemide evet. biliyorsunuz hepimiz uzaklaştık, uzaklaştık. ama yine Şöyle böyle yine falanlaştık ama ruhen yine kucaklaşıyoruz. Evet. Buna ihtiyacımız var ve Gezmek değil tanımaya ihtiyacımız var. Haklısınız. Birazcık geç kalındı. E, Türkiye çok zor bir e, coğrafyanın içerisinde. Herkes ekmeğinin peşinde. Herkes çok kalabalığız bir de o var tabii, tabii, tabii ki. Tabii e, Sıra gelmiyor birçok şeye Doğru. sıra gelmiyor. Ama eski e, büyüklerimize baktığımız zaman memur ailelerine e, tayin olurlarmış değil mi? Tabii. O şehirden o şehre, o şehirde asker aileleri tayin olurlarmış ve memleketi gezdim derlerdi evet. eski memur aileleri. Evet. Yahut çocukları o ben kaç tane şehirde okul değiştirdim. Aynen. Şimdi doğru. yok öyle bir şey. Doğru. Şimdi sistem de değiştiği için oturduğu şehri sade onu da bilmeden, oturduğu mahalleyi bile bilmeden demek ki sorun var. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Siz bu sorunu çözmek için masaya yatırmışsınız bunu. Bir kere gezerek. Evet doğru. Ve eğitimin içine alarak <laughs> yapmanız lazım Pervin Hanım. Eğitimi değiştirmeniz lazım. İlkokuldan itibaren. <laughs> Belki neler açacak, çiçekler açacak bu rotahanenin e, duruşuyla i̇nşallah, bence. Inşallah. Bir ilki. Hani Allah, bir... Biz çorbada bir hani böyle <laughs> kıpçak derler böyle <laughs> küçük bir tuz atalım istedik çorbaya ama hani bizim tuzumuzla beraber yemek lezzetlensin. Hepimiz Aa, Türkiye'mizi gezelim. Neler Hepimiz. olur. Biz iç turizmde bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Tamamen projenin amacı bu. Daha çok Türkiye'mizi gezelim, daha çok farkına varalım. Mesela işte e, Kastamonu'daki kanyonları acaba kaç kişi biliyor? Tabii ki kimse bilmez. O Kanyonu kadar güzel değil, yerler Kastamonu. var ki Kastamonu'da. Ya, yani biz gittiğimizde hayran kalıyoruz. Bir Vala kanyonuna hayran kalıyoruz, bir Horma kanyonuna hayran kalıyoruz. Ama biz de bu projeden önce ben de mesela itiraf edeyim, hani. Tamam, birçok şehri görmüştüm ama e, bu kadar bu kadar görmemiştim, yani. evet, bu kadar e, daha işin içine girmemiştim. Şimdi bu projeyle ve bizimle birlikte hatta katılmaları için insanlara da gezginlerimize de sesleniyoruz biz. Projenin içine gezginleri de alıyoruz, onlarla birlikte her gittiğimiz ilde bazen 50-60 kişi oluyoruz. Aha, o kadar kalabalık. E, tabii olur ki, tabii o zaman? ki, çok kalabalık oluyoruz. Sosyal medyayı kullanıyoruz. E, Artı hepimiz biliyorsunuz sosyal medya artık tabii, çok değerli, tabii, çok önemli. Çok. Hepimiz elimizden geldiğince o şehrin reklamını yapıyoruz, o şehirde alışveriş yapıyoruz. O şehre gittiğimizde daha farklı bir sizin dediğiniz gibi kucaklıyoruz o şehri, daha farklı bir ivme yaratıyoruz. Ve bu hem bizim çok hoşumuza gidiyor hem de oraya gittiğimiz zaman insanlar bir de ben şunu da hemen söyleyeyim sizin vasıtanızla. E, projenin içine biz ünlü isimleri de kattık. Hmm. Dedik ki Rotahane her şehri ünlülerle geziyor olsun. Her gittiğimiz şehrin ünlüsünü yanımıza alıyoruz. İşte Diyarbakır'a gittiğimizde Diyarbakırlı ünlülerle, Adıyaman'a gittiğimizde Adıyamanlı ünlülerle, Kayseri, Malatya, Van, Tekirdağ, Çorum, her yerin ünlü isimlerini de araştırıyoruz ve evet, o evet. ünlü isimleri de yanımıza alıyoruz ki onların da sosyal medyalarından faydalanıyoruz, onların da çevrelerinden destek alıyoruz ki daha çok duyulsun, daha çok bilinsin ve tabii ki ne olursa olsun her projede biraz popülerliğe ihtiyaç var. Evet. E şimdi evet. Özcan Doğru. Deniz e, bizimle birlikte Denizli'ye geldi. Evet. Tadından yenmez. Özcan Bey'in hayranları, resim çektirenler vesaire daha çok duyuluyor. Evet, daha evet, güzel oluyor. Evet. Zinet Salih bizimle geldi. Nilgün Belgün bizimle geldi. Muazzez Ersoy bizimle. İşte bak Görüştün hep sabah, müzik. Hep müzikte ama gidiyoruz. Biraz müzikten Çünkü, Ama yok var. Hayır, hayır. <laughs> en popüler konumuz bizim Türkiye'de dünyada da öyle müziktir. Doğru. İlk başta müzik gelir. Doğru. Yani en popüler kişiler. Hafızada kalan şey ve onu takip etme. Hı hı. Hani plastik sanatlardan kimse gelmez insanların aklına. Bir heykel heykeltraş gelmez. Ama müzik çok önemlidir. yine sinema. Evet. Kesinlikle haklısınız. Oradan da söyleyeceğim. Tiyatro. Tiyatro çok ünlü tiyatrocularımızdan da sinema. gelenler evet, oldu. Evet. evet, ee, evet. Yani ne güzel. Hem dizi sanatçılarından da mesela Oktay Kaynarca sağ olsun bizimle. Tabii canım diziler, ha, yani Diziler de doğru. çok <laughs> meşhur, popüler. Oktay Kaynarca bizimle beraber geldi. Bayburt'a gelmişti bizimle beraber Baksı müzesini ziyaret aa, etmiştik. Ne güzel. O kadar aa, güzel aa, bir müzeydi aa, ki aa, gerçekten aa. görmeyenlerin. Hocan, hocam. Evet Hüsamettin Koçan hocama da buradan sevgiler, sevgiler selamlar göndermek var. istiyorum ben. Değil Nasıl mi? güzel bir müze yapmış? Değil. Değil. Vaha Değil. yaratmış gerçekten Değil. orada. Baksı'yı da Değil. siz anlatın. Nasıl gittiniz İstanbul'dan? Bizim için rüya gibi bir yolculuktu. Çünkü dediğim gibi hiç tahmin etmediğimiz şeylerle karşılaştık orada. İlk önce İstanbul'dan uçağımızla Erzurum'a hareket ettik. Erzurum'da indik ve otobüsümüze geçtik. Otobüsümüzde 45 dakika civarı yanlış hatırlamıyorsam bir yolculuğumuz oldu. Ulaşım anlamında çok kolay ama şöyle bir durum var. Tabii biz çok büyük araçlarla ekibimiz ve gezginlerimiz sayesinde büyük araçlarla hareket ettiğimiz için biraz zorlandık ama aileleriyle çocuklarıyla seyahat etmek isteyen e, ...gezginlerimiz çok rahatlıkla ulaşabilirler. E, tabii ki bu 45 dakikanın sonunda sizi muhteşem bir vaha bekliyor ya orada. Aa. Yani kapılar açıldı ve biz hepimiz gezginlerimiz, ekibimiz... ...gerçekten böyle şok içinde bir 5 dakika kaldık orada. Çünkü inanılmaz bir medeniyet vardı yukarıda. Yani gördüğümüz e, workshoplarıyla, tiyatrolarıyla bir kere o kadar bir yükseğe bir amfiteatro yapılması inanılmaz muazzam bir düşünce bizim gözümüzde ve herkesin gözünde muhakkak görmeleri gerekiyor. Bir sürü sanatçının eserlerinin orada yer alması. Tabii ki Hüsamettin hocamızın ve sevgili eşinin ve e, ekibinin Vizyon. çok çok vizyonu gerçekten e, o anlamda çok ileri derecede. E, gezginlerimiz inanılmaz e, mutlu oldular tabii böyle bir yerle karşılaştık. Orada başlayayım. mı kaldınız? Evet orada kaldık. Aynı zamanda oteli, e, oteli de, var. de var. Kendi özel bir oteli ve inanın ki size şunu söyleyeyim. 5 yıldızlı oteller kadar e, rahat kırıl. edebileceğiniz, pırıl hmm, pırıl, tertemiz, pandemi koşullarına uygun ve içeride hiç sıkılmadan zaman geçirebileceğiniz bir alan yaratmışlar size orada. Yemeği, içmeyi falan da hallediyorlar her, şey, her şeyi. Her şey. Bir kere çok güzel. Oranın halkına da istihdam sağlıyorlar. Mutfağa girdiğinizde Bayburt'un ev hanımlarını görüyorsunuz. Orada ah canım. Orada Bayburt'un e, yöresel yemeklerini kendi elleriyle yapıp Yapıyorlar. misafirlerine ikram ediyorlar. Bir kere o sıcaklığı ya. alıyorsunuz, size, o sevgiyi alıyorsunuz oradan. Hem ev kadınlarını istihdam etmiş hocamız sağ olsunlar. Hem de sanatı bir araya getirmiş. Birçok sanatçı Hangi bir araya Hangi mevsimde gittiniz? Ee, biz bahar zannedersem. Değil mi Pervin Hanım yanlış İyi havalar. Evet, Mart ee, gibi. Bahar bahar. Evet, Çünkü yüksek evet, bir e, rakımda olduğu için aslında yazı, kışı hiç fark etmez. O kadar güzel bir yer ve her türlü koşula o kadar hazır bir mekan ki zaten. Hani kışın da gitseniz ayrı bir güzelliği var. Yazın da gitseniz ayrı bir güzelliği var. Ama bizim gezilerimiz e, okulların başlamasıyla başladığı için Eylül'den sonra biz böyle Ekim, Kasım gibi gitti, gidebildik oraya. Ama sağ olsun Hüsamettin hocamız, sevgili eşleri, ekibi son derece bizi o kadar güzel karşıladılar ki ve o kadar güzel bir zaman geçirmemizi sağladılar ki içeride. Tüm gün oradaydık ve hiç sıkılmadık inanın. Workshoplara katıldık. Muazzam bir manzara var bir kere. Ya. E, o manzaraya saatlerce resimler çekildik. Biz ekibimizde dronlar kaldırdık. Ee, akşam çok güzel yemeklerimizi yedik. Bir kere yöresel yemeklerimizi ve lezzetlerimizi tattık ve hepsi ev hanımlarımız tarafından bize tanıtıldı. İşte neler olduğu, nasıl yapıldığına dair. Ee, akşam çok güzel bir müzik dinledik, hı hı. Ee, yanan ateşin etrafında. Çünkü o kadar güzel mekanlar. Rüya gibi yani. Evet, butik mekanlar hazırlamışlar ki her mekanın ayrı bir güzelliği ve ayrı bir hakikaten hikayesi var orada. O yüzden buradan da hocamıza ve sevgili eşlerimize sevgilerimizi iletiyoruz. Benim. E, memleketimize bizlere böyle bir yer kazandırdıkları için ayrıca teşekkür ediyoruz zaten. Biz de Rotane ekibi olarak çok şanslıyız. Görme fırsatımız evet. oldu. O yüzden diyoruz ya biz de Pervin Hanım da bunu sık sık dile getiriyor. Ben de dile getiriyorum. Onur duyuyorum bu projeden. Bir kere sizlerin de önünde tekrar e, hanımefendiye teşekkür ediyorum. Böyle bir projeye ortak beni seçtiği için benim için çok kıymetli ve çok ne değerli. Güzel, ne güzel katkılar ee, Benim için çok Bunlar. büyük bir öğreti her tabii, şeyden önce. Tabii. tabii. O yüzden e, Rotani benim için çalışma mekanı değil. Hakikaten bir öğrenme alanı. Şimdi normal gibi. turizm şirketleri vardır Anadolu'ya. E, e, değil mi? Seyahat edilir. Tabii, tabii. E, işte, tabii sizinki çok özel. E, sizler çok özelsiniz. E, i̇nsan da kendini özel hissetmek ister ya. E, sizin ile birlikte olmak kendini özel hissettirtiyor tabii. Bunu. O zaman sizden bir söz alalım evet, <laughs> burada programınızda. Şehirlerimizden birine çünkü bizim önümüzde daha nereden baksanız 50 şehir var. Oh, oh. Biz daha 32 şehir yaptık evet. işte 49 şehrimiz İnşallah. kalmış. Mutlaka bir şehrimize i̇nşallah, de beraber gidelim. İnşallah. Sizinle. Ders çalışmam lazım. Çok güzel i̇nşallah. olur. Çok güzel olur. Çok sevinirim. Yani bunu çoğaltmak lazım. Evet. Bu bu metodu diyelim. Sizin Hı -hı. kurgulamış olduğunuz Aynen. metodu. Daha çok gezmeyiz. E, daha e, başka firmalarda evet. firmalar. Doğru. Yani ticari firmalar da bu metodu evet. e, kendilerine uydururlarsa Hı -hı. bu şekildeki gezilerle e, halkımızı birazcık daha değil mi? Çok güzel. E, alıştırmak. ...diyelim alıştırmak Doğru. da lazım. Doğru. Tabii bu... E, ...göre göre... E, ...dinleye dinleye... E, ...bir şeyler... E, ...yenileniyor. Doğru. E, e, şimdi dünyanın her tarafında... ...bir kendi ülkesini tanıma... ...diye bir metot vardır. Biz... ...çok milletli olduğumuzdan... ...dolayı mı... Hı hı. ...yahut e, çok kanıksadığımızdan... ...dolayı mı bilemiyorum... E merak yok. Bakın, merak niye yok? Sevgili Gülseli hanımcığım, hemen elimize geçen ilk fırsatta birçoğumuz yurt dışını tercih ediyor. İşte şimdi bu şimdi, yüzümüzü batıya dönme heh. hikayesi hala devam ediyor ya, yani illa Allah. Bir dakika, illa Allah'tan ziyade edebilir ama Yüzümüz hani o batıya dönerken yurt dışına elimize geçen fırsatlarda çok yurt dışına gitmeyi seviyoruz ya. Yani belli bir kitle gerçekten bunu çok yapıyor. Yani belli bir hatta sosyoekonomik durumu daha iyi olanlar daha çok yurt dışını tercih ediyorlar. Hiç kimse yurt içinde ha şu keza Bodrum, Antalya veya Fethiye, Marmaris, Ağrıçhani, Çeşme falan filan oraları kastetmiyorum. Ama onun dışında bizde nitelikli iç turizm yapılmıyor. Yani insanlarımız iç turizmde para harcamıyorlar. Harca. Maalesef paramızı daha çok vizyonumuzu daha çok geliştirmek için veya kendimizi daha çok geliştirmek adına yurt dışına daha çok yöneliyoruz. Hani o yurt dışına yöneldiğimizin bir kısmını da aslında pandemi biraz bunu yaptı biliyor musunuz? Herhalde tabii. Pandemi bunu doğru, yaptı. Pandemi doğru. sayesinde biz yurt içinde daha çok gezmeye başladık, daha çok yurt içi tatilleri yapmaya başladık veya daha çok kültür turizmi yapmaya başladık. İşte e, Malatya'yı da çok merak edip gidenler oldu, Gaziantep'i de daha çok. Gezenler oldu veya Mardin özellikle çok popüler. Mardin'i ben herkesten duyuyorum çünkü. Daha çok gezilir bir destinasyon haline geldi. Daha ilgi duyulan yerler. Hı hı. Pandemide bu biraz oldu. Ama pandemi sonrası da hani şu ayırdığımız bütçelerimizi geziyoruz görüyoruz ya. Daha biraz yurt içinde, daha Türkiye'mizi tanımak için, Türkiye'mizin o güzel şehirlerini gezmek için e, yönlendirirsek o bütçeleri hepimiz daha iyi olacak. Mesela işte Kars'ta doğan adam Kars'ta ölmesin ya yakınlardaki, civardaki şehirleri de bir gezsin. Mesela her şeyi de maddiyatla ilişkilendiriyorlar. Ben bunu söylüyorum. Diyorlar ki işte e paranız var geziyorsunuz. Yok öyle bir şey paranız var geziyorsunuz. Küçük bütçelerle de seyahatler yapılabilir. Bunu siz çok daha iyi bilirsiniz. Yurt dışında yapmıyorlar mı insanlar? İtalyanlar, Japonlar, Portekizliler, Fransızlar vesaire. Hepsi mi çok büyük bütçelere sahip? Kendi ülkelerini küçük bütçelerle de geziyorlar. Trenle gidiyorlar, otobüsle gidiyorlar vesaire. İnsanın içinde olsun bu gezme arzusu yani daha çok e, keşfetme arzusu i̇şte gezmek de bir kültür ve merak etme merak yani doğru bu, bu da bu merak konusu da bir e, eğitimin bir parçası doğru. merak etmek e, yurt dışına gitmeyi merak ediyor ve gitip döndükten sonra ya biz adam olmayız diyor ya işte <laughs> evet. ben orada e, e, kızıyorum ama şimdi haksız mıyım sen gittin gördün mü şimdi kültür ee, kültür dediğimiz zaman dünyadaki bütün ülkelere baktığımızda bütün kültürlerin geçtiği yol bu, bu topraklardan hı hı, geçmiş. Doğru söylüyorsun. Yalanmış şimdi değil mi? Bütün imparatorluklar buradan geçmiş. Milattan öncelere kadar Asurlulara, Hititlere kadar her şey buradan geçmiş. Ve yeni Türkiye Cumhuriyeti de muazzam bir cumhuriyet. Kesinlikle, Osmanlı mısınız? muhteşem. Kesinlikle, Selçuk, Beylikler şimdi geriye doğru gittiğim zaman. Hı hı. Kendi ülkesini keşfetmeden yurt dışına gittiği anda hangi şehir olursa olsun ya biz adam olmayız diye geri dönmemesi için hı. ne yapılması gerekiyor? Hı. İşte eğitimin içerisine koyduğunuz o merak ve kültür derslerinin çoğaltılması. Bütün hikaye bu. Kültür dersinin çoğaltılması Doğru, gerekiyor. Hatısız. Sanat tarihi dersinin çoğaltılması gerekiyor. Hı hı. Sanat tarihi dersi dediğimiz zaman, yani bu benim çok büyük yaram olduğu için hı. size bunu anlatmak istiyorum, söylemek istiyorum. Tabii. Sanat tarihi dersinde kendi ülkemle ilgili e, ders verilmez. İtalya ile işte Avrupa tarihi, sanatı tarihi daha çok verilir. Kendi ülkemle ilgili de şöyle üstten bir mimar Sinan'la geçiştirilir falan. Hmm. Şimdi bilmediğiniz şeyi sevmezsiniz. Bildiğiniz şeyi seversiniz. Çikolatanın tadını bilmeseniz çikolatayı sever misiniz? Sevemezsiniz değil mi? Tadarsanız eğer ona müptela olursunuz. Bu ülkeyi tatmak gerekiyor yudum yudum içmek gerekiyor. Bu Sanırım ülke çok yok, zengin. Yudum yudum içmek gerekiyor. E, çok Biz zengin. sizden biraz şöyle sözlerinizden <laughs> alıntılar yapalım, kullanalım bunları. Hem Canım sosyal benim. medyamızda hem kendi içimizde. Ne güzel söylediniz. Bu ülkeyi tatmak gerekiyor. E, bu ülkeyi ben e, kendi ülkemi anlatırken her yeri bilmememe rağmen e, ben içimden haykırarak ağlamak geliyor. Bu ülke müthiş bir ülke. E, çok Kadim kültürlerin geçtiği, evet. manevi tarafı çok güçlü, e, erenlerin olduğu evet, evet, ama doğru. bütün kültürlerdeki erenlerin olduğu, sadece belirli İslam'ın da değil, e, üst üste üst üste gelmiş ve mübarek bir ülke. Ya yani mübarek bir ülke. Her taşın altında bir şey çıkıyor. Her taşın altında. Ya biz önce kendi ülkemizi tadarsak, yurt dışına gittiğiniz zaman da gençler için söylüyorum, ilk sorulan soru, sizin ülke neresi, nasıl bir kültüre sahipsin dediği zaman tak diye duruyor çocuklar. Bilmiyor çünkü, bilmiyor. Ben bunların tecrübesini yaşadığım için bunlara haykırarak söylüyorum. Ülkeni anlat dediği zaman neyi anlatacak? Ha? E gezmezse, görmezse, gezmezse, deneyimlemezse neyi anlatacak? Çankırı'yı gezdik, Çankırı'ya gittik. Çankırı'da bir yarenler kültürü var, yaren kültürü. Şimdi biz oraya gitmeseydik görmeseydik ve bir yaren gecesine katılmasaydık ya, ya, nereden ya, bileceğiz ya, ya. yaren kültürünü çankırı'da ya, gezerek ya. görerek anlıyorsunuz ve o şekilde çok daha iyi öğreniyorsunuz Gülseli hanımcığım Hayır, her Bu, şeyin ucu yine göz o, okumak okumak bir yere değil. kadar. Deneyimlemek evet. lazım aslında. Kesinlikle biraz da. daha doğru. Deneyimlemek, gezmek, görmek daha doğru. Mesela Çankırı'da çok büyük tuz mağaraları var. Hmm. Bizim ülkemizin en büyük tuz mağaraları, içinde yüzlerce tırın dolaşabildiği kadar büyük tuz mağaralarının Çankırı'da olduğunu belki birçok insan bilmiyor. Biz bu tuz mağaralarının içinde gezdik. Bunlar astım hastaları için inanılmaz evet. güzel mekanlar. Burada sağlık turizmi yapılabilir. Ya. Çankırılılar şimdi bunun için uğraşıyorlar. Biz de elimizden geldiğince bunu duyurmaya çalışıyoruz. Bakın Rusya'da veya başka ülkelerde başka şehirlerde olmayan en büyük tuz mağaraları Çankırı'da var. Ya, kaç kişi biliyor? Kaç kişi biliyor? Birçok kişi bilmiyordur. İnanın bilmiyordur. Osman bunlar da Çankır işte... Çankırı'ya da gitmemiştir. PR'ının yapılması, evet, PR yapılması lazım. <laughs> evet daha çok PR'ının yapılması lazım. Ben evet. orada e, belediye başkanımıza da söyledim, valimize de söyledim. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar ama... Olabildiğince gerçekten buralarda basının da ilgi göstermesi lazım. Bizler de duyurmalıyız, önayak olmalıyız. Benim çorbada tuz hikayesi budur işte. Bu çorbaya ben bir parça tuz atabiliyorum. Ben de bu kadar yapabiliyorum. Birlikte ekibimle birlikte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şehir şehir geziyoruz. Şehir şehir o kültürleri sayfamızdan, rotane sayfasından vermeye çalışıyoruz. İşte fotoğraflar çekiyoruz, videolar çekiyoruz, drone çekimleri yapıyoruz. O şehri sizlere daha iyi tanıtmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 32 tane şehri elimizden geldiğince ve bunu sizinle yayın öncesi de konuştuk. Evet, evet. İnşallah kitap haline et. Lütfen yani ben çok isterim. Kitap evet. dediğiniz şey çok önemlidir. Çok İnsan kalıcı. elinin altında tamam dijital dünyada her şeyi seyrediyoruz. Mesela TRT'nin şeyi var bizim TRT 2'nin. E kış aylarında ateş koyuyorlar ama yaz aylarında ekran e, Aa, evet. e, müzik dinlerken filan şey bütün şehirler. şehirleri tek, bütün şehirler. tek tek gösteriyor. Müthiş müthiş bir uygulama. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Allah müthiş müthiş bir uygulama. uygulama. uygulama Drone'la çekilmiş şahane çekimler evet. ve saatlerce seyrediyorsunuz. Bir daha seyrediyorsunuz, evet. bir daha seyrediyorsunuz. Neresi burası diye. Çünkü mevsimler bile değişik bitki örtüsü değişik. Doğru. Ya büyük bir zenginlik var ya. Şey. Hani insan uçarak gitmek istiyor, drone'larla gitmek evet. istiyor. Evet. Böyle bir ülkede yaşarken e, o zaman biz bunun PR'ını e, kitaplarını e, bir program haline bile gelebilir bu. Bir televizyon programı haline bile gelebilir. Çok yapılıyor tabii ki. Evet. Birçok kanallarda yapılıyor. Şehirler geziliyor, Ama yemekler olsun yapılıyor. Daha çok Şimdi herkes her şeyi bilmiyor. Herkes Hı -hı. Her kanalı seyretmiyor Yapılsın bol yapılsın Türkiye'yi tanıtımı Yurt dışında da yapılsın Altı İngilizce yazılarla Spor Ya de. O kadar istiyorum ki böyle Zaten bu ülkeye hayran olmayan Bir millet var mı acaba Biz Japonları yok. getiremiyoruz şu aralar <gülüyor> <gülüyor> Sayın Bakanım da öyle destek diyor bekliyoruz. Ben Ama özellikle sizi tavsiye e etmiştim e Dedim e ki e Gülseli Hanım'la bu e konuda e irtibata e geçilsin e Japonlara bizim yani, ulaşmamız yani, lazım Türkiye şimdi için. pandemi dolayısıyla Kapadokya'ya çok geliyorlar. Şimdi yok, o da yok. O da mı? Yok, yok. Hmm. Yani bu pandemi dolayısıyla Japonlar korkaktır ee, ve devlet o, onlara işte şu ülkeler hmm. gidilmemesi gerekiyor derse sözünü dinler. Tabii. Halkı tabii. sözünü tabii. dinler, bizim gibi değildir onlar. Doğru. Ee, bu pandemi dolayısıyla gelmiyorlar. Hmm. Ve tatsız olaylar da oldu Japonlarla Türkiye arasında, evet. bu turizm arasında. O yüzden biraz değiştirmemiz gerekiyor. Bu fikri bu duruşun şeklini de değiştirmemiz gerekiyor. Japonlar bu ülkeye hayrandırlar. Evet. Adım adım gezerler. Hani deniz kum değil hikayeleri onların. Adım adım doğusundan batısına, kuzeyden güneye, yemeğini, her şeyini. Bir de çok kaliteli bulurum ben Japon çok, turistleri. Çok, çok. Yani onların öyle güzel bir e, misyonu var ki Evet, ben zaten evet, kameralar evet, hep burada evet, önlerimde evet, asılan evet. çift kamera evet, tek evet. bile değil. Onların amacı gerçekten kültürel. O ülkenin gittikleri şehrin, gittikleri ülkenin kültürüyle çok yakından ilgilenen en alakalı olan millet bence Japonlar. Evet. evet. evet Siz de biliyorsunuz evet, evet, zaten evet, yaşadınız. Evet, ben de iki defa gittim Japonya'ya ve hayran, hayran kaldım, kaldım Japonya'ya. <laughs> evet. Çok. Merak Kesinlikle. çok var. Çok. İnanın hem medeniyetlerine hem de temizliğine benim biraz temizlik takıntım var. Biraz değil çok var. Ben bu programda itiraf edebilir miyim? <laughs> Hayran kaldım. Hele çok... bundan sonra da öyle olması lazım. Hijyen ve temizlik hele çok e, ama çok önemli. Ama hani ben sosyal medyamda bilmiyorum beni takip edenler görecekler. Pervin Ersoy diye kendi hesabım, <laughs> kendi adım, kendi soyadımla bir sosyal medya hesabım var. Son 6 aydır taktığım en önemli bir konu var. Bu çok uzun zamandır böyle ama benim 6 aydır çok ciddi Hı. anlamda ilgilendiğim yerlere atılan maskeler. Ah. Çöpler, ah. e, boş pet şişeleri, kola kutuları, işte ne bileyim bir de maalesef e, hayvan pislikleri. Yani bu da delirmek üzereyim. 6 aydır da sosyal medyamda sürekli bunu yayınlıyorum. Çok haklısınız. Ama. Hatta çöpüne sahip çık vakfı var. Sevgili Murat Vargın'ın vakfı. Onlarla geçen gün bir toplantı yaptım. Dedim ki Allah aşkına daha çok sesimizi duyuralım. Şimdi bu iş cehaletten kaynaklanıyor. Kim ne derse desin. Sizin nedir görüşünüz? Aynen evet. Cahil insan yapar evet, bunu değil mi? Evet. evet. Şimdi medeni, kültürlü. Okullarımızda bu kadar okutuldu. Ben ilkokuldayken biliyorum benim buramda asılı temizlik, temizlik kolu. kolu. <laughs> Teşekkür Ay, ederim. Ay canım benim ya. <laughs> temizlik kolu. Kızılay kolu. İşte yok efendim sınıf hitaplık başkanının kitaplık kolu, kolu, kolu sınıf başkanı. Hepimizin bir yaka kolları vardı. Annem benim onu mutlaka işlerdiler. Tabii, değil mi? işlerdi. İşler... Bir de kolalar koluma takardı. Tabii, tabii. Ben temizlik koluydum. Evet, siz o kadar yaş var mı? Vallahi bilmiyorum. Benim dönemimde vardı. <laughs> Ay ben çok az değil mi? yaşım var yani maşallah. ama temizlik kolu olarak evet, görev evet. yaptığım dönemleri biliyorum. Ya bu iş ilkokullardan hatta ana sınıflarından başlatılarak Çocukların buraya kazınmalı. Hani kafaya kazınmalı derler ya. Benim şimdi bir 14 yaşında, bir 7 yaşında oğlum var. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Rabbim herkesin evlatlarını bağışlasın. İkisine de her zaman diyorum. Asla ve asla sokağa çöp atamazsınız. Onlar evde bile koltuğun kenarına çöp bırakamazlar. O alınır, evde çöp kutusuna atılır. Koltuğun kenarında durmaz. Onların kimse de hizmetçisi değil. Kendileri alırlar, kendileri atarlar. Sokağa çöp atamazsın. Arabadan çöp atamazsın Tabii veya ne bileyim herhangi bir şekilde çöp kutusu bulamadın değil mi? Cebine koy. Cebinde taşı, yürü çöp kutusu bulana kadar. Ha bu işe nasıl e, tekrardan ben gerçekten e, hem yüreğimi koyacağım hem enerjimi koyacağım. Nasıl ne kadar başarılı olurum bilmiyorum ama son dönemde taktığım en büyük mevzulardan biri bu. Eğer Avrupa'yı örnek alacaksak bu konuda alalım lütfen. Çok, çok. Bu medeniyeti örnek alalım evet. ve bu temizliği örnek alalım. Ben Almanya'da yaşıyor benim ailemin e, bir kısmı. Onların yanına gittiğimde bakıyorum. Burada iki günde tozlanan, kirlenen ayakkabılarım orada Burada bir haftada da, ya, kirlenmiyor. O zaman lütfen bunları örnek alalım. Evet. Daha medeni olalım. Daha lütfen, lütfen sokaklara çöp atmayı keselim. Yani delireceğim, çıkacağım elime bir mikrofon alacağım en sonunda. Ceza, Hanım. ceza, ceza, ceza ver verilmesi gerekiyor. Anladığım kadarıyla bazı şeylere ceza bu ülkede yani. E onu da deliyorlar ama eğitim eğitim eğitim. Hepsi küçük Her yaştan oluyor. itibaren, ana itibaren başka hiçbir şey değil. Sizin bir de anaokullarınız var galiba, evet. değil evet, mi? Evet, yani evet, bu ya. gezileriniz, bu rotahanenin evet. ee, bir de faydası var. Sosyal sorumluluk ve siz anaokulları yapıyorsunuz. Olmaz mı? Ah, Bizim canım benim. Yüreğimizde, gönlümüzde hep çocukların eğitiminin en hani en küçük yaştan bir çocuk eğitime ne zaman başlar? Bence iki yaşından itibaren. Hemen hemen hani konuşmayı öğrenmesiyle evet. birlikte o çocuğa her türlü eğitimi vermeye başlayabilirsiniz. Tabii. Bunu sevgili ortağıma anlattıracağım. Evet. Bu evet. da işin içinde gerçekten büyük bir şevkle, büyük bir istekle e, STK'lara destek olmaya çalışıyoruz. Ne güzel. Onlara destek ne veriyoruz güzel. ve anaokulları açıyoruz. Evet. Buyurun, evet. Buyurun efendim. Sizin amacım. de iki evladınız Benim var iki galiba, tane Allah kaç yaşlarındalar? 10-15 e, yaşında. Bir tanesi de 7 yaşında. Ah, siz e, aynen, hemen, evet, hemen. Evet, evet, Aa, siz aynı hemen hemen. ne e, güzel. Aynı eski dostsuz da bahsetti evet, ya evet. Permin Hanım da. çocuklarımız da aynı dostluğa devam ediyorlar. Ne güzel. E, onlar da çok iyi güzel dostluklar kurdular. Şöyle söyleyelim. E, biz STK'lara evet yardımlarımız var ama ondan önce e, izniniz olursa e, bir şey muhakkak burada altını çizmek istiyorum Permin Hanım. Buyurun. Biz bu projede bakanlıktan hiçbir destek almıyoruz. Aa, evet Heh. bunu özellikle Heh. söyleyeyim. E, bunu evet. özellikle altını çizmek istiyoruz Çünkü bazen bu tarz eleştirilere maruz kalıyoruz ve bu tarz evet. eleştiriler Permin Hanım'ı da biz ekibini de çok üzüyorlar. Çünkü hakikaten burada göz ardı edilemeyecek bir hı. emek var. Doğru. Arkada çok büyük bir ekip var. Ee, ve biz bunun finansını tamamen bizim sponsor markalarımızla hı hı. ve geziye katılan gezginlerimizin e, ödedikleri e, bütçelerle biz içerideki ekibi e, oluşturuyoruz. Ve bunun haricinde de kalan havuzumuzda kalan parayla da STK'lara yardım etmeye bravo. çalışıyoruz. Bravo, bravo. Bugüne kadar e, Tohum Otizm Derneğimiz'e bir e, katkımız oldu. Çok sevinerek, çok gönülden, hakikaten çünkü bizler için Permin da iki evladı, benim de iki evladım var. Her annenin olduğu gibi bizde evlatlarımız çok kıymetli. O yüzden biz iki anne olarak çocuklara çok hassasız. Elimizden geldiğince de e, yardım edeceğimiz STK'ları çocuklar kanalında seçmeye çalışıyoruz. <laughs> Tohum Otizm Derneği'ne bir e, yardımımız oldu ve şimdi bir tane anaokulu yaptık. Beykoz'da bir devlet okulumuzun bahçesine hem de, e, bir anaokulu yaptık. Aslında buradaki amacımız hem çocuklarımıza faydamız hem de annelerine de birazcık birazcık yardımcı olabilmek, istihdam yaratabilmek. Tabii. Onlar çocuklarını bırakabilsinler ki kadınlarımızla çalışabilsinler. Çünkü küçük yaş grubu olduğu zaman kadınların en büyük engeli biliyorsunuz ki Tabii. çocuklarımız. Engel olarak da görmeyelim görevlerimiz bizim hani çok Tabii. unvi bir görev ama maalesef ki iş hayatında da bizi uzaklaştıran bir görev bu. O yüzden biz o anlamda da hem kadınlarımıza hem çocuklarımıza katkı sağlamak amacıyla böyle bir şey yaptık. Bundaki amaç da evet iki anneyiz ama Pervin Hanım'ın annesi de e, rahmetli annesi eski anaokulu evet. öğretmeni. Evet, o yüzden miydi? bizim için de ah, çok canım. kıymetli. Ee, Anaokulumuzun bir tanesi de eylesin. kıymet annenin Allah ismiyle Allah oluyor. E, buradan da onu e, evet, Nurlar için de yazsın. Rahmetli <laughs> <Duygulamayacaksın, benim> <laughs> de programda. Söylemem <laughs> gerekiyor. O yüzden bizim için anaokulları çok önemli. Hem o anlamda çok, çok. hem de e, kıymet evet. annemiz için çok önemli. Evet. Böyle STK'lara elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu proje ne kadar büyürse biz de o kadar e, havuzumuzda para birikecek Tabii. ve biz de daha da fazla yardım etmeye çalışacağız. Onun için de şimdi e, aslında Şubat ayında yapmak istediğimiz bir gecemiz vardı ama e, son dönemde bu pandeminin pik yapmasıyla biraz öteleme kararı aldık. İnşallah pandemi sayıları, hasta e, sayılarımız azaldıkça e, Mart ayı gibi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. <laughs> ve buradan gelecek yeriyle de yine başka bir STK'ya. <laughs> Onu da Pervin Hanım anlatsın aslında çünkü gerçekten bu projenin annesi, yaratıcısı. Bizler de destek olmaya çalışıyoruz. Onun heyecanıyla bizi ekibi de çalışıyoruz tabii aslında. Ya, tabii Biz ya. ona öyle söylüyoruz. Bizim e, ışığımız gibidir. Sunshine gibi. Onun o enerjisi bütün ekibe yansıyor. <laughs> e, dostun, bugün ittifak <laughs> gününde. <dostun, gülüyor> Ekipsel olarak bana da yansıyor. Yok, yani Başarı evet bir ekip işi. Siz ne kadar ekibiniz? Kaç kişi? 14 kişi. 14 kişi az da değil. 13, 14 kişi. Evet, evet. 14 kişi de az. Buradaki bütün ekibimize de ayrıca Selam, evet. selam olsun. Selam bir olsun. Sesine ayrı ayrı ee, hatta hep... isimlerini sayarız programda. Hanımlar mı çoğunluk? Erkekler de, erkekler de çok var. Erkek... Ha, Tabii. Evet. Fotoğrafçımız, videocumuz, droncumuz, hmm. e, buklaturla çalışıyoruz. Buklaturun sahibi, e, rehberimiz Mahir oh, Bey. Oh, oh, erkeklerde oh, oh, de maşallah. çok. Özgür, Özgül gün tiyatrocu. Belki siz bilirsiniz. Eray Kılıç, hurmemiz. Eray evet. Kılıç, e, yeme e, içme yazarımız. Yusurumuz. Yani evet, ciddi e. bir ekip var arkada. Ben hepsini tek tek sayacağım. Unuttuğum olursa, tamam <laughs> söyleyelim. Bana arka hani, arkada şey. ciddi bir ekip var. Başarı, evet bir ekip işi bu gerçek. Ama bu ekibi oluştur da gönül işi. O gönülde Pervin Hanım başlattı öyle Aşkım. söyleyelim. Bizler de çok gururla, keyifle katılıyoruz. Aslında gecemizden ben Pervin Hanım'ın bahsetmesini istim. Evet. Çünkü hani bir kitabı en güzel anlatan yazarıdır. <laughs> Tabii. Bence o yüzden Tabii. de onun anlatmasını ben tercih ederim. Teşekkür ediyorum. Evet. Ee, Gülseli Hanımcığım dedik ki Bayağıdır geziyoruz. 3 seneyi doldurduk. İşte pandemi olmasaydı 32 şehir olmazdı da 55 şehir gezerdik. Çok da güzel gidiyor. Şehirlerimize gittiğimizde sağ olsunlar çok ilgi alakayla karşılıyorlar. Bir kere Türk insanının şu özelliğini de siz çok iyi bilirsiniz ama ben buradan bir kez daha tüm halkımıza teşekkür etmek istiyorum misafirperverlik. <laughs> Tabii. Ya her şehre gittiğimizde yani o kadar e, keyifli, o kadar güzel karşılanıyoruz ki bir kere çok misafirperverler. Gezdiğimiz zaman e, alışveriş yaptığımız esnaf, yemek yediğimiz restoranlar işte elimizin dokunduğu neresi oluyorsa o şehirde, hepsinden bir kere çok büyük destek alıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. O şehre gidiyoruz. İşte kazı yerlerini geziyoruz, öğren yerlerini geziyoruz, e, müzelerini geziyoruz, e, restoranlarını ziyaret ediyoruz. Oldum Gezilecek e, evet, olgunlaşma e, enstitülerini onlara da kadın emeğine de değer verdiğimiz için o olgunlaşma enstitülerinden en çok da ben severim alışveriş yapmayı. Benim ev olgunlaşma enstitülerinin <laughs> ürünleriyle doldu gerçekten çok da güzel şeyler yapıyorlar kadınlarımız çok başarılı sağ olsunlar olgunlaşmaya daha çok değer zaten Sayın e, Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın emin Erdoğan çok destek veriyorlar olgunlaşma enstitülerine e, ve gittiğimiz zaman hep çok güzel karşılanıyoruz dedik ki biz de bir özel bir gece yapalım aslında bir bir yardım gecesi rotahane yıldız ödülleri gecesi hı hı. şehirlerimize ödüller verelim hı hı. yıldız ödülleri verelim onlara. Herkes şehrini daha çok parlatmaya çalışsın. Daha çok gündemde tutmaya çalışsın. Yani aslında yaşanılan şehirlerde oranın yaşayanları, oranın valisi, oranın e, büyükşehir belediyesi, oranın tüm ileri gelenleri o şehri her zaman daha çok parlatan insanlar. Bir şehir insanlarıyla birlikte, çalışanlarıyla birlikte parlıyor. Biz de gittiğimiz şehirlerde bunları hep gördük. O yüzden güzel bir ödül gecesi düzenleyelim. ve bu geceden de toplanan parayı Yine STK'lara rahibe edelim. Yine elimiz bir şeye değsin. Hani dokunsun istedik de pandemi yine bizi <laughs> Mart'a erteledik. Mart ayında inşallah. İnşallah Mart olmadı. Bahar yapar. Yap baharda yaparsınız. Baharda yapacağız. Olmadı Nisan ayında yaparsınız. Aynen böyle güzel Daha şeyler. Daha açık havada yaparsınız. Gündüz yaparsınız. Evet. Yani her şey olabilir kutluyla. Ee, Bunlar kesinlikle. zor işler aslında şu anda şöyle ama... O kadar evet. güzel projeler var ki hani bizim kafamızda pervinalı izniniz evet. olursa rotane elçilerinden de bahsetmek Aa evet kesinlikle ben. söyleyin tabii. E, şimdi bu gecemizin artı e, bir başka bir projemiz daha var. E, biz her ilde artık rotane elçileri belirleyeceğiz. Bence de. Şehirlerinin evet. e, yeme içme kültürünü, tarihini, e, dokusunu, coğrafyasını anlatabilecek gençler. Çünkü Hı. biz gençleri aslında bu işe teşvik edebilirsek çünkü bizler bir yere kadar yapacağız asıl ülke ve memleket gençlerimizin elinde artık baktığımız zaman. O yüzden biz öyle bir karar aldık ki bunun çalışmaları da hızlı bir şekilde başladı. Hanımefendi sağ olsun başlattılar. Her şehrimizde artık rotane elçileri, gönüllü rotane elçilerimiz olacak. Ve başka birisi bir yere gittiğinde ya da bir gezgin bir yere gittiğinde Rotane elçilerine ulaşabilecekler orada. Hmm, Oranın en iyi e, gezecek yerlerini de size <laughs> gerekiyorsa bilgilerini verecekler. En güzel yöresel yemeklerini de tatmanız için size yardımda bulunacaklar. Bir de böyle de bir projemiz var hayata geçmek üzere oldu. onların da sosyal medyada bir sayfasını oluşturarak Gülsel Hanımcığım. Tabii güzel. Rotahane elçilerinden aslında biraz da gidecekleri şehir hakkında bilgiler. hep bilgiler Bilgi. alacaklar. Hı. Yani Hı. o sayfayı takip ederlerse şimdi Rotahane sayfasını takip etsinler sosyal medyada, Instagram'da. Daha sonra da Rotahane elçileri sayfasından her elçi diyelim Malatya'da iki tane elçimiz olacak. Kütahya'da iki tane elçimiz, işte Kastamonu'da, Zonguldak'ta, Diyarbakır'da çoğalacak, böyle. çoğalacak, çoğalacak, hmm. çoğalacak ve o şehirdeki gençler aslında o şehri bize o sayfadan tanıtacaklar, festivalleri aktaracaklar, gidilecek, gezilecek yerleri aktaracaklar, müzelerini, etkinlikler. etkinliklerini. Çünkü biliyorsunuz hemen hemen her şehirde de çok güzel etkinlikler Var yapılıyor. Canım, topik Şimdi topik. en çok bildiğimiz hani baktığınız zaman. Ee, Nerede portakal Adana'da değil mi? Adana, Adana. portakal, Adana, çiçeği, portakal festivali. çiçeği festivali. İşte Antalya'da film festivali. Antalya'da film festivali. Evet. Çeşme'de e, otlar. Otlar, ot. ot evet. Ot festivali, festivali yapılıyor. E, i̇şte Mardin'de bir, bir sürü bienal yapılıyor her şey. Inanılmaz yapılıyor. İnanılmaz festivaller, bienaller, katılınması gereken çok özel seminerler. E bunların haberlerini Taze taze o sayfalar almak da çok güzel o tane Evet. Elçilerinden. evet, evet. Böyle bir şeyi de başlattık evet, bakalım güzel olacak. Evet. Sosyal medya çok önemli. Çok. Festivaller. Çok önemli. İşte ya yapıl, yapılacak o kadar çok iş var ki her şehrin de hani şehirlerin bir kadim böyle e, e, kültür adamları vardır. Evet. Yaşı birazcık ilerlemiş ama o şehir hakkında bütün bilgisi olan, efsaneleri olan. Mesela öyle kişileri de takip ettirtin. Edin. Hmm. Yahut çok, doğru. O, çok doğru. O o çünkü o gençleri yetiştirecek olan da o amcalar, o teyzeler, hmm. o dinelerdir. Sözlü doğru. tarih dediğimiz bir şey var ya, sözlü tarih. Hani çok önemli bir şey bu. Hem tarih var ama sözlü tarihten biz bu o, birazcık e, şey yapıyoruz. Not almayı da beceremediğimiz için o da ki kültürümüzün içerisinde yok olup gitmiş eskiden notlar alınırdı hmm, falan. Doğru. Ee, ben hala alıyorum. E, değil ama o sizin çok işte siliyorum. genetiğinizde var yahut eğitimin içerisinden o alışkanlıklarınız çünkü merakınız var ve bilgi e, depolamak istiyorsunuz. Hmm. Bilgi üzerine e, hayatınızı hmm. kurgulamışsınız. E, sözlü tarih çok önemlidir. Bunların notunu aldıracak ee, ve o kişilerle irtibatta olacak bu gençlere yetiştirirken her şehirde bir de işte o sözlü tarihi anlatacak teyzelerimiz ve amcalarımızla da buluşma. Hmm. Her şehirde vardır bu biliyorsunuz. Tabii, bir tane değil iki tane değil masallar çıkar, ninniler çıkar buradan, e, efsaneler çıkar. E, masallar nasıl oluşuyor? Efsanelerle oluşuyor. Bunları da birazcık o gençlerle o zaman gençler de merak etmeye başlayacaklar. Hani bu nehir söyleşileri hmm. diye bir şey vardır. Kitap hikayesi yani insanların hayat hikayelerini bu şekilde anlatan yazarlarımız var. Böyle yazarlar var. İşte bunlar da bu kadim kültürü Hı -hı. Anlatıp yazacak ve bunlar kitap haline gelecek. Bunlar da ufak bu ufak e, kitaplar haline gelebilir. Yapılacak çok şey var. Çok, Tabii bu çok. kadro istiyor. Kadro Kesinlikle. dediğimiz gönüllü kişiler. Ama bu gönüllü kişilerde e, hayata atılırlarsa onlar da para da kazanabilirler. Bunlar iş çünkü Bayağı iş ve Bir de siz daha çok bu ben sizin sanat çekimliğinizi de biraz Hı -hı. sohbetlerimizden çok yakından bildiğim için bilirsiniz bu. Ölmekte olan, tükenmekte olan el sanatlarımız. Hmm. Bu el sanatlarıyla ilgili de mesela biz gittiğimiz yerlerde e, hep onlara da eğilmeye çalışıyoruz. Onlarla ilgili ben her gittiğim şehirden bir şeyler toparlıyorum, Hı -hı. alıyorum. O Hı -hı. o o da bitiyor artık e, Türkiye'de. Onun da devam etmesi için e, yine yapılan çok güzel evet, işler evet, var. Evet. E, Sayın Hanım Efendi'nin de destek verdiği. Buraya da biraz gençleri buna da biraz yöneltmek lazım. Bu el sanatları. Şimdi el sanatları da ayrı bir konu. Hı -hı. Bu çok daha büyük bir konu. Evet. Yani e, bunun üzerinde e, doktora yapacak kadar bilgisi olan biriyim. Söylemesi Olur. ayıp. Doğrudur. <laughs> evet vallahi doğrudur. Ee, hanımefendi e, <laughs> olgunlaşmalarla ilgileniyor, ilgileniyor ve bunları bir şekle sokmak için yıllardır çabalıyorlar. Evet. Şimdi dünya nereye gidiyor? Bu gelenek dediğimiz, el işi dediğimiz, satın almak isteği ne ulaşabileceğimiz şeyin zamanada uydurulması gerekiyor. Tabi. Burada bir hata var. Türkiye'deki en büyük hata o geleneksel bir şey üreten hatunu yönlendirip onu yeni bir modele ulaştırması şu anda gerekiyor. Şu Son onunla uğraşılıyor. Gülseli hanımcığım. İşte, şu andaki yeni e, olgunlaşma evet, enerjisi. Biliyorum, biliyorsunuz. Biliyorum, Zaten biliyorum, biliyorum. Yani biliyorum, çağırıyorlar ediyorlar elbette tabii, tabii. Logo değişiminden başlayıp tüm bu sizin dediğiniz gibi günümüze uyarlamaya hı -hı. çalışıyorlar geleneksel ev sanatlarını. Biliyorum. 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 Tabii biliyorsunuz. Akip ediyorum da. Aynen, buradan da Eksikleri var. Eksiklerini söylemek istiyorum. Ben saklamıyorum içimde. <laughs> Eksiklerini <laughs> 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 Ee, şöyle tamamlayabileceğiz veyahut e, zamanı aktarabileceğiz yahut dünyaya açabileceğiz. Hı hı. Endüstri tasarımcılar olmadan hı hı. ve mimarlar olmadan hı hı. bu iş olmaz. Evet. Bu iş olmaz. Yani o, o durduğu yerde sayar. Hı hı. Bir karanfil motifinin e, yeni bir malzemenin üzerine işlenmesi yenilik demek değildir. 15. yüzyıldaki karanfil motifiyle kanuni dönemindeki karanfil motifi farklı. 17. yüzyıl başka bir karanfil yapmış. 18. yüzyılda Barok Rokoko adı altında başka bir karanfil metodu çıkmış. Peki 21. yüzyıldaki karanfil motifi nerede? Ya bunu biz endüstri, tasarımcıları endüstri ve mimarlarla yapabiliriz. Sanatçılar da yetmiyor buna. Hı -hı. Anlatabildim mi? Evet. Ha. Siz daha büyük çaplı bir şeyden ha. tabii bahsediyorsunuz. O zaman tabii. O zaman marka olabilirsiniz. Doğru. Bu marka olamıyor o yüzden. Anlatabildim mi? Hı -hı. Markalaşmak demek yeni yüzyıla yeni bir şey üretmek ama kendinle ilgili. Hı, -hı. Geleneğini yeniye çevirebiliyor musun? Hı -hı. Hikayemiz o. Malzemeyi değiştirmek değil. Geleneğin yeni 21. yüzyıl metodunu oluşturmak. Bunun için de e, gelenekçilerden ziyade geleneğini bilen mimar ve endüstricilerle, endüstri tasarımcılarıyla çalışmak gerekiyor. Bir Zaha Hadid gibi biriyle çalışmak gerekiyor Hı -hı. filan. Hı -hı. E, ben biraz daha büyük düşünenlerdi. Benden fazla bir e, e, bilgi almak istemiyorlar. Yani benim bilgimi Hı -hı ihtiyaç duymadıklarını hissettiğim için burada bunu anlatmak hı hı. durumunda kaldım. Hı hı. Ee, ben daha çabuk, daha büyük adımlarla e, e, daha sonuca ulaşacak metodu anlatmaya çalışıyorum. Anladım. Sonuçtur önemli hı hı. olan. Sonucu görerek çalışmak gerekir. Deneme yanılma yöntemiyle seyahat edilmez. Değil mi? Tabii canım ha. doğru söylüyorsun. Ya, siz programı yapmışsınız. Programı 81 yapmışım, il demişsiniz. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Evet. Kadronuzu oluşturmuşsunuz. Hı -hı. Dronunuza kadar halletmişsiniz. Hı -hı. Siz yolunuz açık. Kitap da yapılınca tamam zaten. Ee, şeyleri de e, e, elçileri de bulmuşsunuz. Hı -hı. Elçiler e, daha ne istiyorsun Siz sonuca zaten yaklaşıyorsunuz. İşte gelenek dediğimiz o gelenekten gelen o el işleri ve ee, onun ustalarını da sonucu görerek projelendirmek gerekiyor. Hı hı. Kazanmak aferin, gerekiyor onlar hayattayken. Evet. Sonucu görmeden şöyle yapalım, böyle yapalımla olmuyor bu. İki defileyle de olmuyor. Çok bu çok geniş ve çok iddialı bir konu. Hı. Ben bunu neden biliyorum? Annemin, annemden bilmiyorum bunu. Ben bunu Japonya'da öğrendiğim için biliyorum. Japonya geleneğini bütün dünyaya hala haykırabiliyor mu? Hala Japon seramiği almak istiyor musun? Hala Japon kıyafeti işte filanca tasarımcının elbiseleri 40 senedir satılıyor mu? Nasıl satılıyor? Çünkü o adam, o tasarımcı dediğimiz, o zamanımızın ünlü modacısı kimlerle çalışıyor biliyor musunuz? Sadece kendisi değil endüstri tasarımcıları ve sanatçılarla ve mimarlarla çalışıyor. Ve dükkanın üstünde yazar hepsinin ismi yazar. Daha i̇şte, global, o yüzden daha yeni açılan tabii, daha farklı tabii. evet oralara oraya taşmak gerekiyor. Getirmek. Doğru haklısınız. Zamanımızda ben bitiriyorum sanki ben çok konuştum. Bir <laughs> Yo, dakikamız var. Güzel oldu, çok Ama güzel oldu çok güzel oldu. sonuca ulaşacak Hı -hı. bir proje yapmış olmanızdan dolayı sonucu bilerek çalışmanızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rotahane e, çoğalır, başlamış çoğalır. inşallah. Ekip, açar ve taçlanır. Ediyoruz. inşallah. Ekip güzel. E, ekibimizle birlikte hedefimizi belirlediğimiz gerçekten doğrultuda ilerliyoruz. Çok da keyifli gidiyoruz ve 81 ilin sonunda da en son şehrimiz Ankara. Ha. Evet Ankara'da evet, evet. projeyi sonlandıracağız tüm şehirlerimizi i̇nşallah. gezdikten sonra dediğim gibi arada da kitap için çok güzel şeyler topluyoruz materyaller birikiyor burada sizden güzel fikirler aldık yazalım kenara bunları. Biraz da sanat kitabı gibi olsun inşallah İşin içine evet bir şeyler daha katalım sizden daha biz yalnız çok fikir alırız buradan bırakıp da gitmeyeceğiz program sonrası Ankara'da bitireceğiz efendim. Ankara'da sevgili atamıza teşekkür edeceğiz. Ah ne güzel. Anıtkabir'de hepimiz toplanacağız. Bugüne ne kadar güzel. projeye kimler geldiyse gezginlerimiz, sanatçılarımız ne hepsine güzel. davetiye ne yollayacağız. Güzel. Ne Diyeceğiz güzel. ki Ankara'da projemizi sona erdiriyoruz. Sizler de gelin hepimiz onun huzurunda bir teşekkür edelim. Ne güzel. Diyelim ki bu güzel ülkeyi, bu güzel e, toprakları bize bıraktığın için bu şahane ülkede çok şükür başımız dik yaşadığımız için sana sonsuz teşekkürler deyip projemizi Ankara'da sonlandıracağız. O yüzden sizi de hem proje içerisinde bir yere davet edeceğiz, İnşallah. hem projenin sonunda Ankara'da da görmek isteyeceğiz. Ama e, bu arada da hiç irtibatı kesmiyoruz çünkü çok güzel fikirleriniz var. Evet. Faydalanacağız. Yani yine ağlayarak bu bitireceğim programı bilmiyorum. <laughs> Ülkem için çaba harcayan, herkese gönlüm açık, ruhum Teşekkür açık, ediyoruz. kucağım açık. Biz bu ülkeyi çok severek yaşıyoruz. Çünkü e, babalarımız, annelerimiz, anneannelerimiz öyle yaşadılar. Evet. E, yeni nesle de bunu anlatmak, evet dünya bir global dünya oluyor ama bu ülke çok güzel. Çok. Çok, 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 çok cool. teşekkür ederim bu duyguları tekrardan dile getirdiğiniz için efendim. Hoş geldiniz. <laughs> Yine bekleriz inşallah. İnşallah. Çok evet. teşekkür ediyorum sağ olun. Efendim bugünlük de bu kadar. Bu ülkeyi konuşurken çok duygulanıyor. Teşekkür.